Geçmişle kavga etmek mi? Kesinlikle biz de öyle. Gelininizi yani. Kızınız gibi seviyorsanız yani. Yeni bir başlangıç bir yapmak mı? Hayır. Tabii ki yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Yani asla geçmişi sildiyse biz de sileriz. Bizim zaten geçmişle ilgili, onunla ilgili, onlarla ilgili herhangi bir negatif bir şeyimiz olmadı Esra Hanım. Biz hatta bize bir defa en son geldiğinde Nezahat Hanım burada istediğin kadar kalabilir, kızınla görüşebilirsin, dertleşebilirsin. Bizim nasıl yaşadığımızı, kızınla nasıl davrandığımızı bunu da görebilirsiniz diye süre vermeden istediği kadar kalabilmesini, misafir olmasını da söyledi kendisine. Ama bu bunu kabul etmedi, o gece çekti, tekrar İzmir'e döndü. Yani şimdi hani düğünde döndü, nikahta döndü, eve gittik kavga çıktı. Nedim Bey, bugünden itibaren iki aile barışabilir mi? Evlatları için, sizin oğlunuz var, onun kızı var, ciğeri yanıyor. Nezahat ablanın da kırgın ve küskün olduğu nokta var. Yeni bir başlangıç yapabilir misiniz? Hepinize soruyorum, kadere, oğlunuza, eşinize... Biraz zaman gerekli Esra Hanım. Ben gitmeyeceğim Esra Hanım. Esra Hanım. Ben kızım gelene kadar stüdyoda bir hiçbir yere gitmeyeceğim Esra Hanım. Sevgili Yüksel ailesi, öncelikle anneyi muhatap aldığınız için ben teşekkür etmek istiyorum size. Bugün yayına çıktığınız için. Ama buradaki kaderin ailesinin de sizi aslında... işte iradesini etkiliyor demesinin altındaki en büyük etken de sanırım sizin... gelininiz ve oğlunuzla birlikte aynı çatı altında yaşamanız. Birlikte yaşıyorsunuz sanırım değil mi? Ayrı bir evleri yok. Yok. O yüzden de... Evet. O yüzden de aile hep böyle bir kanıya varmış olabilir. Ama sizden ricam, iyi olmak kolaydır. Siz davranışlarınızın aslında doğru olduğunuzu... el uzattığını göstermişsiniz ama zor olan adil olmaktır. Ebeveyn olarak sizden iyiliğe iyilikle ama kötülüğe de düşünceli, vicdanlı bir insan olarak adaletli bir şekilde torununuzu düşünerek elinizi vicdanınıza koyarak bakın hata yaptınız asla böyle bir şey deme lüksümüz yok bizim. Ama şu saatten sonra özel bir durumda olduğu için siz bir vicdanlı insanlarsınız. Var. Lütfen size yapılan... kötülük olarak değerlendirdiğiniz, vicdansızlık olarak değerlendirdiğiniz, örfümüze, adetimize uymayan misafir olarak kapıyı çaldık ama bu tavırla karşılaştık düşüncesine karşı siz adil olun, siz kazanırsınız. Torununuz nezdinde, gelininiz nezdinde siz kazanırsınız inanın. Gülbin Hanım. Efendim. Yani eşinizin tavrını, bu uzlaşmanın sağlanabileceğini efendim söyledi. Siz iki anne, aslında iki kadın olarak... yuvayı kuran insanlar olarak bunu başarabilirsiniz. Evet. Nezahat ablayla yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Gülbin Hanım. Esra Hanım, ben çok gayret ettim. Ve barışmak, uzlaşmak niyetinde olmasaydım... beni Türkiye'de bütün dünya seyrediyor şu an. Ben her yerden yakınlarımdan... telefon aldım. İşte bu neler, çok şey yaşamışsınız. Bunların hiçbirisini bizlere bildirmediniz. Biz hiç duymadık bunları. Neden dışarıya çıkarmadın? Neden hep kendi içine attın? Neden bu kadar stresi kendin yaşadın? Dediler bana. Ben barışmak taraftarı olmasaydım buraya gelmezdim. Kaderin dediği gibi belki şimdi değil ama ben kadere bağ. Kader ne derse o olur bizim evimizde. Kader benim kızım. Ben kaderi hiçbir şey için zorlamam. Ailemle görüşmeyeceksin diye de asla baskı yapmadım. Siz bir annesiniz kader. Ama Nezahat Hanım hala bana 5 dakika önce bile Gülbin Hanım senin yüzünden, Gülbin Hanım senin yüzünden. Benim kadere ailesiyle görüşmemesi için asla bir defa baskım olmamıştır. Gülbin Hanım. Biz bundan sonra sizle dünür olduk artık. Benim bir torunum olacak. Sizin de aynı şekilde. Her şeyi bir kenara koyalım. Gel büyüklük bizde olsun. İkimiz de anneyiz. En azından ben evladımı kazanayım. Torunlarımızı en azından birbirine beraber sevelim. Beraber büyütelim. Ama diyorum ki benim kızım stüdyoya gelsin. Damadımla gelsin. Elimi öpsünler. Ya stüdyoda barışalım de yani. Ya barışalım en azından.
Esra Hanım. Ya da sen gidersin oraya. Biraz daha zaman gerekir. Ben gelsem kapınızı açar mısın? Nezahat Hanım, siz onu kaderle konuşacaksınız. Kader, kaderle konuşacaksınız. Gülbin teyze, şimdi siz kadere şu cümleyi kurabilirsiniz. Bak kader kızım, sen annene efendim kırgın olabilirsin. Ama ben annenin durumunu bir anne olarak, evlat sahibi, evladını evlendirmiş, büyütmüş bir kişi olarak annenin durumunu anladım. Onunla yeni bir başlangıç yapmaya ben hazırım. Senin kararın sen bilirsin diyebilirsiniz. Siz ne? Kendi kararınızı verin önce. Ezra Hanım, ben kaderle konuştum. Ben kaderle konuştum. Sizin kararınız nedir? Sizin kararınız nedir diye soruyor Esra. Bana mı soruyorsun Esra Hanım? Evet, her ikinize birden soruyorum. Kızı zaman kırgın. Zaman gerekti Esra Hanım. Kırgınlıklarımız... Af, af. Duyamıyorum. Duyuyorlar, duyuyorlar. Esra Hanım. Konuşabilirsin, duyuyorlar Esra. Duyuyoruz biz herkesi. Esra Hanım. Buyurun. Nedim abi, konuşabilirsin. Tamam. Esra Hanım'cığım, dediğim gibi yani bunun için biraz zaman gerekti bize. Yani çok kırıldık biz onlarla. Almadığımız tehditler, almadığımız mesajlar, haddi hesabı yok. Onlarca telefon numarası değiştirdik onların yüzünden. En sonunda bu duruma geldi, ulaşamama durumuna geldi artık yani. Yani artık hatta mektup bile yazdılar yani. O derece polis bu mektubu okuyamamak durumuna kadar geldi yani, utandı. İşte bugün yeni bir başlangıç. Yani. Kader ve Akın yan yanasınız. 5 aylık hamile yani... aileniz büyüyecek. Kader ve Akın'la da konuşmak istiyorum. Babanın ve annenin tavrı çok daha ılımlı gibi. Kader. Tabii ki. Evet, tavırları cidden şaşırtıcı bir şekilde ılımlı geldi bana da. Ama dediğim gibi hani bir en azından doğum sonuna kadar beklemek istiyorum ben. O zamana kadar hani tavırları ne olur bilmiyorum ama birazcık daha beklemek istiyorum Esra abla. Neden beklemek istiyorsun? Neden doğumu bekliyorsun? Onu doğumdan anlayamadım. Tabii ki torunlarını görebilirler. Kimseyi kısıtlamıyorum. Stres yaşamak istemiyorum çünkü korkuyorum hani oraya gelirsem, bir şey üzülürsem, düşük yaparsam hani korkuyorum bebeğimi kaybetmekten. Sizin onlar kızınızdan değil, stresten dolayı. Annem beni üzecek diyor. Anneciğim, ben seni üzmek için gelmedim zaten. Ben her şeyi bir kenara koyarak geldim. Yeni bir sayfa açmak için geldim ben. Ben sadece hani bir şeyler yapmak istiyorum artık. Yani geçmişi kapatmak istiyorum. Hani yine olaylar olacak, o şekilde üzüleceğiz anlamında söylemek istedim. Zaten öyle bir şey olmuş olsa ben niye kanala geleyim ki? Niye televizyona çıkayım annem? Niye ben kendimi rezil edeyim? Kader, bir anne olarak bir annenin evladına yalvarması beni gitgide koltuğun altına itiyor lütfen. Kader'in babası telefon attığında, babanı özledin mi Kader? Özlüyor musun onları? Tabii ki ailemi özledim. Ailemi özlemi, ben ikinci bir evlat değilim onlar. Ben onların evladıyım. Tabii ki de özlüyorum. Peki Mustafa Bey, kızınıza konuşabilirsiniz. Tamam. Babacığım. Alo. Alo. Efendim baba. Babacığım. Efendim. Geliyor mu sesim? Alo. Mustafa Bey, kızınızın sesini duyuyor musunuz? Efendim baba. Duydum. Şimdi duydum efendim. Güzel gözüm benim. Kır gözüm. Bak, ben seni çok seviyorum. Hamilelik de çok güzel yapışmış. Biliyorsun, sana bak. Ne güzel, çok güzel mutlu bir çift olmuşsunuz. Oraya da yanlı yayına geldikleri için Gülbin Hanım'a, Nedim Bey'e çok teşekkür ederim. Sevgili damadıma. Ama yani bu saatten sonra biz yani bir uzlaşalım. Gel, ben yani o güzel çakır gözlerinden öpeyim seni. Tamam mı babacığım? Çok özledim seni. İnan ki çok özledim. Ben çok özledim seni. Esra Hanım. Sen benim hani dediğim gibi evlat, hani ben sizin evladınızım, tabii ki de sizi silip atamam. Ama babacığım. Biliyorum hani dedim ki ben de sizi hiçbir zaman silip atmadım. Sadece evet, dediğim gibi hani atılan mesajlar yüzünden yüzlerine bakamıyordum eşimin ailesinden. Bak, o yüzden bir süre görüşmedik. Bak, 70, bak, o kavgadan sonra görüşülmeli zaten. Babacığım, benziyor musun babacığım? Kader. Evet, duyuyorum. Babacığım duyuyorum bak, baba. 70 milyon bak şu anda bizi seyrediyor bak. Duyuyorum. Biz de hata yaptık. Bak, geçmişte biz de hata yaptık. Kayınvalidenler de hata yaptı.
Yani bu hataları biz bir yere bırakalım, tamam mı? Ben bak torunumu kucaklamak istiyorum. Senin yanında olmak istiyorum ben. Anladın mı babacığım? Çünkü senin çukur gözlerine hastayım ben. Anladın mı? Senin mavi gözlerine hastayım ben. Anladım. Anladın mı babacığım? Ben ne yaptıysam hep senin için yaptım. Bundan sonra da sana kırma zarar gelmeyecek. Sana söz veriyorum benim açımdan. Söz veriyorum ama ne olursun bak şu annenin göz yaşlarına, şu annenin hastalığına rağmen. Peki şunu da sözünü isteyebilir miyim sizden? Yani. Tamam mı babacığım? Tamam kıstım. Baba. Bak her zaman bir baba var. Seni çok seviyorum ben. Şunu da sözünü isteyeceğim sizden. Söyle sen. Akın'ı da evladınız olarak kabul edecek misiniz? Ailesini tabii ki edeceğim yani. Dünür olarak. Size. Bak sevgili damadım dedim bak yani. Akın'la yani konuşun dedim lütfen. Damadınızla yeni bir başlangıç yapın Mustafa Bey. Yani. Alo. Damadınızla, Akın'la, oğlumuzla konuşun lütfen. Alo. Bir şey söylemek istiyor musun? Akın Bey, Akın kardeşim. Kardeşim değil mi? Oğlunu. Şey, pardon, özür dilerim. Şey. Biraz heyecanlandım. Ha, heyecanlandınız. Heyecanlandım, özür dilerim. Akın oğlum. Alo. Akın duyuyor musun ben oğlum? Alo. Duyuyorum. Oğlum ben seni ilk baştan beri bak yani bir kabul etmeme herhangi bir şeyim olmadı. Duyuyorum. Sadece biz biraz büyükler olarak hata yaptık. Siz yaptınız, biz yaptınız. Ama bu iş böyle olmamalıydı. Bunu ben de biliyorum. İnanın yani ki o annenin şu gözyaşları var ya. Benim için her şeye değdi yani. Anladın mı? Kadın bak annen yüz felci geçirdi. Beyin tümör ameliyatı geçirdi. Yani hep bunlar böyle yani dalandı. Ama biz bunları geçtikçe bir sinyal çekelim. Ben seni bu arama basayım. Kızım orada. Hepinizden bak tek tek özür diliyorum. Tamam 70 milyonun üzerinde söz veriyorum size. Kızım değilse sen de olsun yani. Anladın mı oğlum? Ama gelin stüdyoya annenin elini öpün. Güzelce bu dargınlık bitsin yani. Tamam. Tamam mı? Bak söz veriyorum zamanım olsaydı işim yani kaderle siz de bilirsiniz. Benim çalıştığım yer çok yoğun bir yer. Ondan dolayı yani Torbalı'da meşhur bir yer Merve'de.